Yedi kardeşin bir bacısı. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Çok söylemesi çok. Günahmış. İşte bir kadının yedi oğlu varmış. Annesi de hamile imiş, fakirmiş. Yedi oğlan demişler ki, anne burada ne kalalım, biz çalışmaya gidelim. Çalışmaya gitmişler. Dağın arkasına. Eğer kız olursa çatıya allı bayrak dik, gelelim, oğlan olursa karalı. Bayrak dik gelmeyelim, demişler. Oradan da cadı karı bunun ebesi oluyor. Kadın, ebesi olan cadı karıya diyor ki, oğullarım böyle böyle dediydi, canım. O da tutuyor, kara bayrak. Dikiyor, oğlanlar bakıyorlar ki bacanın başında kara bayrak dikilmiş. Eyvah! Anamın yine oğlu olmuş, bir daha gitmeyelim. Anneme o bakar, diyorlar. Orada çalışıyorlar. Bu kız büyüyor, yetişiyor. Ana, benim hiç mi bir erkek kardeşim yoktu, diyor. Yavrum, senin yedi kardeşin vardı. Böyle böyle, cadı karıya bendi. Allı bayrak dik dediler, karalı bayrak dikmiş. Haberim var onun için baktılar, gelmediler, orada dağın arkasında çalışıyorlar, diye anlatıyor. Ana bana azık hazırla, ben gidip kardeşlerimi bulacağım, diyor. Bulamazsın yavrum, dediyse de dinlemiyor. Kız kardeşlerini aramak için yola düşüyor. Oraya varıyor. İşte evini barkını süpürüyor, siliyor. Bir, pilav pişiriyor, kaşığı başına dikiyor. Büyük bir kap varmış, onun içine giriyor, saklanıyor. Kardeşleri geliyor ki ev bark silinmiş, süpürülmüş, yemekler hazırlanmış. Birkaç kez böyle oluyor. Kardeşlerden biri diğerine diyor ki, kardeş, bu neyin nesi? Sen saklan, bu evimizi kim temizliyor? Kardeşlerden biri eve saklanıyor. Saklandıktan hemen sonra ev siliniyor, süpürülüyor, yine küpe gireceği vakit kardeşi kolundan tutuyor. İns misin, cin misin, diyor. Ne insim ne cinim. Ben sizin Senem bacınızım. Böyle böyle cadı. Karı karalı bayrak dikmiş, anama da sordum, yedi kardeşin var, dedi. Oradan. Geldim ve sizi buldum, diyor. Tamam, diyorlar. Kardeşleri, bacı, bak işte biz çalışmaya gidiyoruz, sen eve kimseyi koyma. Şu, filan yerde dev karıları var, diye de tembih ediyorlar. Cahil çocuk değil mi, bir gün böyle merak ediyor, gidiyor dev karılarının yanına, diyor ki, böyle böyle. Ben kardeşlerimin yanına geldim. Onlar da ekmek yapıyorlar. Ben yedi kardeşin bacısıyım, diyor. Bu arada dev karıları, dev geliyor, saklan seni yer, diyorlar, saklıyorlar. Kızı, dev geliyor, bir adam eti kokuyor burada, diyor. Karının biri, dişlerinin arasından geliyordur, diyor. Yok, bu dişlerimin kokusu değil, diyor. Ama gidip yatıyor dev. Neyse. Dev yattıktan sonra kız çıkıyor, bir susadım ki, diyor. Susadıysan bardağı başına dik, bizim tasımız yok, diyor. Kız başına dikiyor, lıkır lıkır içiyor. Devin sakalları kızın karnına gidiyor. Kızın karnı şişiyor, yılan oluyor. Ağabeyleri bakıyor ki bacılarının karnı şişmiş. Birisi, bacımız kirlendi. Kardeş, bu bacımız bize lazım değil. Dağın arkasına. Götür, öldür, diyor. En küçük oğlan alıp götürüyor. Bacım, ben sana kıyamam. Yalnız bir karga vurur gömleğimi. Boyarım, diyor. Alayım, götürüyüm, diyor. Orada bir kargayı vuruyor, gömleğini batırıyor. Aha vurdum, geldim, diyor. Kız oralarda gezerken bir çobana rast geliyor. Böyle böyle yedi kardeşin bacısıydım. Dev karıları bana böyle yaptılar, diyor. Benimle gelir misin? Gelirim. Bana varır mısın? Varırım. Orada evleniyorlar. Evleri barkları oluyor. Çoban da oğlana kara koyunun sütünü sağıp içiriyor. Sütün kokusundan dolayı kızın ağzından yılanlar çıkıyor.
Yılanları kız öldürüyor. Kızın çobandan bir oğlu oluyor. Oğlan büyüyor. Oğluna bütün olup. Biteni dev karılarının kendisine neler ettiğini tek tek anlatıyor. İşte şu yılanları. Dev karılarına yedir, şu pilavı da yapayım, yedi dayına götür, diyor. Çocuk çıkıp gidiyor. Dev karılarına yılan kavurmasını, dayılarına da. Annesinin hazırladığı pilavı götürüyor. İkisinin evi arasında aşık oynamaya. Başlıyor. Oğlan, çift aşığım çift, yedi kardeşin yeğeniyim, Senem Hatun'un gözünü. Bebeğim, diyor. Dev karıları, ney ney bir daha söyle diyorlar. Söylüyor, sonra da, yiyin düşmanınızın düşmanını yani yılan kavurmalarını, diyor. Dev, karıları yılan kavurmalarını yedikten sonra anlıyor. Dayıları da duyuyor bunları. Dev karılarının yılan kavurmasını. Yediklerini de. Sonra yaptıkları hatanın farkına varıyorlar. Bacılarının yanına. Gelip özür diliyorlar. Orada yiyip içip hoş muratlarına eriyorlar.